Evet. Civcivler ilk çıktığında, özellikle bu aylarda civciv çıkartıyor musun mesela? Evet. Veya o civcivlere büyüme aşamalarında sularında ne evet. uyguluyorsun? Yemlerinde ne uyguluyorsun? Yani bugün civciv çıkartmak istese birisi ne yapması gerektiğini bize özellikle senin yaptığın şekilde anlatır evet. mısın? Şimdi bu mevsim civciv olarak aslında baktığımızda çok uygun bir mevsim değil. Mevsim geçişlerinde hayvanlar tüy geçişinde oldukları için yumurtladıkları yumurtalar ağırlıklı olarak dölsüz olacak ve kaliteli bir yumurta çıkımı olmayacak. Döl miktarı düşük oluyor. Yani döl miktarı düşük olacak. Çıkan hayvanlar da gerekli besini alamadıklarından çok faydalı bir damızlık üretim zamanı değil aslında bakacak olursanız. Ama genç hayvanlarımız olabiliyor. Nedir? Ocak ayında çıkmış hayvanlarımız olabiliyor. Bunlar tam bu sezonlarda damızlık boya gelmiş oluyorlar ve full aktif yumurtlayan hayvanlar oluyorlar şu anda. Bu hayvanlar da çok değerli hayvanlarsa ben de olsam ufak bir kuluçka makinamı açıyorum bunlar için ve çıkımını sağlıyorum. Ama çıkım ortamı dediğim gibi oda sıcaklıklarına falan çok dikkat etmek gerekiyor. Sıcaklık geçişlerinde hayvanların küçük oldukları için, bünyelerinin de zayıf oldukları için hastalanma riski çok fazla. Onun için oda sıcaklıkları en kötü ihtimal 21-22 derecelerde oda sıcaklığı olması gerekiyor ve civcivlerin büyüme oda sıcaklıkları, bulundukları mekan sıcaklıkları da 34-35 derecelerden başlayıp iki güne birer derece düşürerek aşağı yukarı 30-35 civarlarında bir ayarlamak. Evet, sıcaklığa, ortama alıştıkça, tüy yapısı uzadıkça sıcaklıkları, ısıyı düşürerek boylandırmak gerekiyor. Uyguladığımız sistemlerden birisi de hayvan kuluçkadan çıktıktan sonra İlk olarak şekerli su veriyoruz biz, bağırsaklarını temizlemesi için hayvanlarımızın. Bağırsaklarını temizliyor, ondan sonra yem yemeye başlıyor hayvan zaten. İlk 3 gün zaten yumurtadan çıktıktan sonra kendine gelme çabaları oluyor hayvanların. İlk 3 gün içerisinde çok bir şey yemezler, içmezler. Sadece suyun yerini gördüklerinde suyla temas ederler. Yeme 3. günden sonra düşerler. Dediğim gibi sistem olarak da bu şekilde yemleri de besi yemi kullanıyorum ben. Ekstradan da kendi yaptığım yumurta katkılı mamalar veriyorum hayvanların gelişimlerini güzel sağlayabilmeleri için. Mutlaka kümeslerde ve kuluçka makinelerinde olduğu gibi temiz tutuyoruz. İlla ki tabii altlarını, ki yani ilk civciv çıktı. Civcivlerde bizim nadir ırklarımızı özellikle Brahma hayvanının bacaklarının açılma şansı yüksektir. Kaygan zeminde durmaması gerekiyor. Kaydırmaz bir zemin. Bunlar için de halı kaydırmazlar vardır plastik yoğunluklu. Bunları biz civcivhane bölümümüzde civciv kafeslerimizin altına ilk civcivlerimizin bastığı zaman bunları uygularız ki bacaklar açmasın. İlk 2-3 gün sonra da bunlar kaldırılabilir. En çok duyduğumuz şikayetlerden bir tanesidir bacak ayrılması. Evet. Genelde ilk gün gerçekleşir. Evet. İlk gün hayvanın çıkım ortamında, bulunduğu ortamda zeminin kaygan olmaması aynen, gerekir. Aynen. Çünkü eğer hayvanın ayağı ayrılırsa sadece için, o evet. an için müdahale ederseniz evet. toplayabilirsiniz. Sonradan mümkün değil onu ertesi gün artık tedavi edilmesi mümkün olmuyor. Evet, doğru doğal olarak hayvan beslenemediği için de ölüyor. Evet. En çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi kaygan zemin olmayacak altı. Evet, biz bunları çıkım sepetlerimizin içerisine de aynı şekilde kaydırmazlar seriyoruz. Hayvan yumurtadan çıktığı anda halıyla, halı kaydırmaz zeminle yüz göz olduğu için de herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz çok şükür. Hani olmuş olsa da bunun birkaç önemli taktikleri var. Bacakları birbirine yaklaştırıp hayvanı sarabiliyorsunuz. Oturma pozisyonuna getirdiğinizde bacak yerine oturabiliyor. Ama bu ilk bir gün ve ikinci gün yapılması gereken, müdahale edilmesi gereken bir şey. Ondan sonraki hayvanları eziyet etmekten başka bir işe yaramıyor ve düzelme oranı çok zayıf oluyor.